Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu ilk programda beni yalnız bırakmadığınız için. Ben teşekkür ederim ilk programa çağırdığınız için. Şimdi ilk olarak dilerseniz bir kuruluş hikayenizle başlayalım. Kuruluş motivasyonunuzla başlayalım. Okey. Ya şöyle, özünde endüstri mühendisiyim. Yani çok oradan girebilirim belki. Yani böyle çok kafayı obsesif bir şekilde verimliliğe takan insanlardanım. Bir şeyler verimli olmalı, bir şeyler daha sağlıklı olmalı. Dolayısıyla burada aslında iş modeli itibariyle tabiri caizse ateş ettiğimiz lineer ekonomi verimsizliğin tam kelime anlamı. Yani lineer ekonomi, yani doğrusal ekonomiyle karşılaştığım kurumsal tecrübelerimde diyebilirim. Daha önce çalıştığım perakendecilerde, büyük markalarda dünyanın her yerinde seyahat şansı oldu ve seyahatlerimde hep çoğunlukla şeyi görür hale geldim. Yani moda çok yıkıcı bir sektör. Moda çok yıkıcı bir endüstri. Ve bunu aslında diğer sektörlerin, diğer endüstrilerin aksine biraz daha tabiri caizse sinsice yapıyor. Hı hı. Yani bunu şık mağazalarla yapıyor, güzel e-ticaret siteleriyle yapıyor. Bizim görmediğimiz arka bahçesinde çok büyük bir kirlilik yaratan, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi olan bu sektörü biz dışarıdan biraz daha masum, o güzel şık vitrinlerle, mağazalarla, müziklerle tanıyoruz. İndirimlerle yapıyor. Tabii. Çok çekici, çok eğlenceli. Dolayısıyla burada aslında o seyahatlerim sırasında çok fazla şeyi görür hale geldim. Yani bir yerlerde inanılmaz bir atık var. Biz müthiş bir atık yaratıyoruz endüstri olarak. Ve buna bir çözüm üretilmesi lazım. Ve bu çözüm bir STK'nın veya o büyük yapıların, büyük şirketlerin veya kanun yapıcıların tek başlarının altından kalkabilecekleri bir şey değil. Direkt buna dedike, aslında dünyada da önce örneklerini gördüğümüz startuplara, girişimlere, girişimcilere ihtiyaç var. Yani biz 2021'in Şubat ayında, bundan 2,5 sene kadar önce moda endüstrisindeki bu sorunu çözmek adına bir grup moda endüstrisinden çıkan insan hep beraber aslında tamamıyla döngüsel modayı, döngüsel mağazacılığı, döngüsel perakendeyi odağına almış Imogo'yu kurduk. Aslında siz bu alanda çalışarak bu sorunun varlığından haberdar oldunuz ve bir sorunu önce keşfederek ona bir çözüm üretmeye çalıştınız. Öyle bir avantajım var. Hep aynı örnekleri veriyorum gerçi çağrılan yerlerde, ama işte Rusya'da bir depoya gidiyorum. İnanılmaz bir stok var. Ne bu? İşte müşteri iadesi. İşte müşteriler mağazaları iade etmiş, bir süre kullandıktan sonra memnuniyet adı altına da marka bunu almış. Almak zorunda çünkü artık malumunuz. Ve bunu ne yapacağını bilmiyor. Depolarında çürütüyor. Başka bir işte Hırvatistan'da bir depoya gidiyorsun. X small shortlar var. Yani niye bunlar burada? İşte Türkiye'deki erkek bedenlerine göre bir asorti planlanmış ve Hırvat erkekleri için küçük geliyor ve bu bir şekilde tekrar reyona çıkamıyor. Bir şekilde tekrar döngüye katılamıyor. Tabii bunlar aslında böyle bunun gibi işte sağ teki sol teki birbirinden farklı numaralardaki ayakkabılar, işte birazcık reyonda kusurlanmış ürünler vesaire gibi çoğaltabileceğim örneklerin hepsinin yolu yolculuğu en nihayetinde bir tekstil atı, bir giyim atı. Bu kategoriye şu ürünler de giriyor değil mi? İşte ürünün logosu belki olması gerekenden bir santim daha aşağıda ya da etiketinde bir problem var. Aslında ürünün genelinde ama çok büyük bir problem yok. Aynen öyle. Tabii hani bu üretimde küçük bir hata olmuş. O tarafta çok kötü ve riskli bir benzetme yapacağım ama toplumun kadınlara yarattığı o mükemmellik baskısının bir benzerini moda endüstrisi de ürüne yaratıyor aslında. Yani ürün dediğin her şeyle inanılmaz doğru olmalı, şu kadar simetrik olmalı, üzerinde en ufak bir kullanım izi olmamalı, işte eski sezon olmamalı vesaire gibi bütün o baskıların aslında neticesinde, bütün o filtrelerin neticesinde dışarıda inanılmaz 85 milyar giyim ürünü kadar ürün her sene atık kategorisine girebilir hale geliyor. Peki ben cevabı biliyorum ama sizden duymak istiyorum. Bir ürün üretildi ama tüketiciyle buluşmadı. Günün sonunda markalar bu ürünleri ne yapıyorlar? Ya şey çok sıkıntılı. Yani belki oradan başlamakta fayda var. Hani dil itibariyle biz şeyi çok seviyoruz. Hani insanlık olarak seviyoruz. Sadece hani Türkiye'deki insanlar olarak değil, genel olarak bir şeyi suçlamak veya birini kötü adam yapmak çok kolayımıza geliyor. Moda endüstrisinin yarattığı atıktaysa markaları suçlamak çok genel bir refleks. Hani seni tenzih ederek söylüyorum zaten. İşi bilen insan olarak bu tarafta biraz daha şeysin ama burada işte kırmızı pazartesi metaforunu yine çok yaparım. Herkesin ortak olduğu bir günah var. Yani bizler mağazaya gittiğimiz zaman 15 günde bir sevdiğimiz o markanın mağazasında yeni ürün görmeyince kızıyorsak, ya bu ne kardeşim, niye bu reyonlar yenilenmiyor diyorsak, aldığımız herhangi bir ürünü koşulsuz şartsız iade edebilmek istiyorsak, reyonda gördüğümüz en ufak kusurlu bir üründe bile ya bunun depoda yenisini getirir misiniz diye soruyorsak aslında hep beraber bu suçun bir çeşit ortağıyız. Dolayısıyla birazdan anlatacağım senaryolarda sadece markayı suçlamak değil, marka da en az bizim kadar suçlu, en fazla bizim kadar suçlu, en az bizim kadar mağdur aslında bu dünyada. Biraz markayı böyle suçlamak adına söylemedim ama bu kadar büyük perakende devleri varken, böyle bir sorun da bu kadar gündemde ve gözümüzün önündeyken çözüm üretme işinin
senin gibi genç girişimcilere düşüyor olmasına yaptığım bir atıf da aslında bu. Çok teşekkür ederim. Yok yani çok onur duydum. Ama öte taraftan diyorum yani biraz da o dünyadan da geldiğim için şeyi çok kolay anlayabiliyorum. Hani endüstri devriminden beri, sanayi devriminden beri alışılagelmiş bir refleksimiz var. Yani çok üretelim, çok satalım. Ne kadar üretirsek birim maliyetler o kadar düşer, o kadar çok satarız. Aslında lineer ekonominin belki de tarihi olarak anlatılabilecek bu kısım bizi aslında bugüne getirdi. Dolayısıyla orada hani tam şeye de gayret ediyorum. Hani orada ben kendimce de böyle bir misyon üstlendim. Yani Arnas markayı suçlama. O hemen o ilk reflekse sen kendini kaptırma. Gördüğün bir yerlerde, dinlendiğin yerlerde de bunu anlatmaya çalış. Neyse işin esas soruya gelecek olursam aslında moda endüstrisinin yarattığı atıkların biz şu ana kadar bizden önce 3 tane alternatifini gördük. Ne yapılabildiğine dair. Bunlardan ilki en medyatik bilinen, yıkıcı, üzücü olan kısmı tabii ki ürünlerin imha edilmesi, bertaraf edilmesi, yakılması. Ya bu tarafta böyle bir genel bir algı var. Yani biz ürünü atıklaştırdık ve imha ettik. Artık imha edince sanki böyle tabii gezegenden puf diye bir şeyler yok oluyormuş gibi davranıyor ama aslında öyle bir şey yok. Olmadı ki hiç öyle yani bir şey. Atık dediğimiz şey, imha dediğimiz veya bertaraf dediğimiz şey aslında bu ürünlerin yakılması, gömülmesi, aslında dünyanın farklı farklı noktalarına gönderilmesi gibi çok daha ekolojik sorunlara neden olan ve bugün aslında modayı dünyanın en çok ikinci kirleten endüstrisi haline getiren kısım tam da bu oluyor. Tabii burada markaların veya bu kararı veren insanların en büyük kaygısı marka kaygısı. Yani aman benim ürünüm bir şekilde kullanılmış da olsa ürünüm veya işte bir kusuru da olsa benim ürünüm bir yerlerde olmasın. Aman bu işte ben en iyisi bunu imha edeyim. Bir de finansal olarak da işte bunun kendince bir vergi tasarrufu da var. Zarardan bir tasarruf, ne kadar tasarruf olduğu da tartışılabilir. En yaygın uygulama bu. İkinci yaygın uygulama yine burada dünyanın farklı farklı yerlerinde işte bu tarz ürünleri bir şekilde döngü dışında kalmış bu ürünleri satın almaya ve bunu böyle geri kalmış 3. dünya ülkelerine toplu olarak satmaya, pazarlara dökmeye. Yani aslında hem markayı hem de o ürünün alıcısını aşağılayacak bir yöntemle bunu tekrar ekonomiye katabilecek merchantlar var, tüccarlar var. Bazı markalar, bazı kurumlar, bazı üreticiler bu merchantlarla çalışmayı tercih ediyor. Dolayısıyla oradaki döngü biraz daha imha etmek değil de bu insanlara satmak. O insanlarınsa işte sahra altı ülkelerde bir şekilde orayı çöplük olarak kullandığı, çok küçük gelirler, menfaatler umduğu, ne ürünün ne ekolojinin aslında günün sonunda kazanmadığı bir yöntem var. Üçüncü yöntem bir yöntem olmamakla beraber yapıldığı için maalesef yöntem değeri taşıyor. Bu ürünleri bir yerlerde saklamak ve tutmak. Yani kurumlarımızın çok sevdiği, çok teşvikli bölgelerde depolar tutup oralarda bir şekilde bu ürünleri uzun süre saklayıp ondan sonra sorduğun zaman da işte bizim buna bir çözümümüz olacak işte biz bununla ilgili bir proje yapacağız. Merak etmeyin bunu şey yapacağız falan diye. Aslında hiçbir CFO'nun, hiçbir finansçının kendi döneminde, kendi iktidarında bilançosuna negatif bir şey yazmak istemediği için bir sonraki CFO'ya armağan ettiği, kendi içinde devreden ve günün sonunda da yine o birinci veya ikinci yolla yani ya imha ya da toptan olarak bir şekilde sahra altı ülkelere satıldığı yöntem dışında bir yöntem de değil zaten bu. Dolayısıyla 3 yöntem vardı. Biz 4. yöntemi ortaya atmaya hem de bu 3 yöntemin de kusurlarının, defolarının ötesinde hem ürüne, hem markaya, hem insanlara, bunun satıcısına da, alıcısına da, kullanıcısına da hak ettiği değeri gösterebilecek bir model geliştirmeye gayret ettik. Gel o modeli biraz detaylandıralım. Benim de en başından beri çok heyecanla takip ettiğim bir girişim. Çünkü kendi girişimimde de beni bu işe sürükleyen motivasyonun aynısını sen de görüyorum. Ve sürdürülebilir bir moda için neler yapabiliriz? Zaten ilk günden beri seninle birlikte konuşuyoruz. Gel anlat sen bize bu dördüncü yol ne? Döngüsel moda ne demek? Siz bir ürünü aldığınızda onu nasıl tekrar ve iyi bir şekilde kullanılabilir hale getiriyorsunuz? Ürünün iki kaynağı var. Belki kaynaktan başlamakta fayda var. Birincisi işte az önce bahsettiğimiz üzerinde durduğumuz kurumlar. Yani üreticiler, perakendeciler, markalar. Bunlar aslında kendi dünyalarının içerisinde, kendi döngülerin içerisinde satış değeri taşımadığını artık düşündükleri ürünleri az önce söylediğimiz tatsız yöntemlerle bir şekilde kendi dünyalarından çıkartmaya gayret ediyorlar. Ama daha büyük atık yani aslında toplam atığın %30'u burası. %70'i senin, benim, izleyenlerin aslında gardıroplarında duran ürünler. Tabii burada belli istatistikler var. İşte ortalama bir insan gardırobunun %20'sini kullanıyormuş diye. Bunlar çok global istatistikler olduğu için Türkiye'yi ne kadar yansıtacağı tartışılabilir. Ama burada bazen insanlar şu Aziz Nesin'in sözü misali şeyi sayabiliyor. Ben diğer yüzde şeyi koyuyorum. Ben %20'den daha fazla kullanıyorum. Benden bahsetmiyor ki falan. Orada belki kullanmanın tanımını biraz yapmakta fayda var. Yani siz bir ürün alıyorsanız ve bunu sadece yılda bir kere giyiyorsanız, ayda yılda bir eliniz gidiyorsa o ürünü aslında o kadar da kullanıyor sayılmıyorsunuz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bakınca %20 çok bile olabilir. Yani 5-10 parçayla dönüyoruz. Bu yaygın istatistiklerde bir ürünü giymezsek eğer onu pek kullanmıyor diyebiliriz kendimize. Onun tam böyle net tabii ki bir çizgisi yok. Aslında ürünün iki kaynağı var dediğim gibi. Kurumlar ve kullanıcılar. Tamam. Dolayısıyla biz aslında bu iki kaynağında ürünlerini tekrar döngüye katabilecek bir sistem geliştirmeye gayret bu aslında ettik.